Edebiyat Doktor'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda halk edebiyatı ile ilgili soru çözümü yapıyorum. Beşinci kısımdayız. Birinci sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisine bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır diyor. Birincisi. Aşk, doğa, kahramanlık gibi konularda sazıyla birlikte şiir söyleyen şairlere İslamiyet'ten önce bizler Ozan, Baksı, Kam, Şaman, Oyun gibi isimler verirken İslamiyet'in kabulünden sonra biz bu şairlerimize aşık ya da saz şairi deriz. Bir numaralı cümle doğrudur. 2. Aşığın şairlik gücünü rüyasında pirin sunduğu aşk badesi içmekte ve sevgilisinin hayalini görmekte kazandığına inanılır. İkinci kısımdaki yargı bir aşıklık geleneğidir. Yani aşk badesi içmek diye bir gelenek vardır. Bu da doğrudur. Rüyada genellikle aşık adayının karşısına bir sevgili veya saz çıkmaktadır ve şair onu hayatı boyunca arar. 3 numaralı bilgi de doğrudur ve bu da bir aşıklık geleneğidir. 4. Aşık bu içki yani bu badeyi içtikten sonra hece ölçüsüyle şiir söylemeye başlar. Zaten halk edebiyatının genel bir özelliği. Bu da doğrudur. Şiirlerin anlatımı soyuttur diyor. Bu kelime soyuttur kelimesi. Yani divan edebiyatı için söylenebilir. Fakat halk edebiyatında şiirlerin anlatımı somuttur arkadaşlar. O yüzden 5 numaralı cümle yanlıştır. İkinci sorumuz. Bu parçada söz edilen nazım türü sorulmuş bize. Müziğinde ve sözlerinde meydan okuyan babacan mertçe bir hava duyulur. Kendine özgü bir bestesi de vardır. Halk edebiyatının en çok yaygın olmayan halk edebiyatının çok yaygın olmayan bir nazım şekli diyor. İlk olarak Toroslar'da yaşayan Varsak boyundan ozanlar tarafından kullanılmıştır. Evet burada aslında soru bitiyor bizim için. Daha önce de LS gibi sınavlarda sorulmuştu üniversite sınavlarında. Varsak Türklerine ait olan nazım türümüz D şıkkında olduğu gibi varsadır. Bunun kendine has şurada da bir özelliği yazıyor. Dikkat edin. Bu nazım biçiminin diğer nazım şekillerinden farkı bestesi ve bre hey be hey gibi ünlemlere yer vermesidir. Hece ölçüsünün 8'i kalıbıyla söylenir. Hayattan talihten şikayet edilir. Varsak Türklerini unutmayın toroslarda yaşar. Üçüncü sorumuz. Bu soru zor. Daha önce de bakmıştım, kontrol amaçlıydım. Ee, böyle bir soru gelirse özellikle mesela şurada anlatacağım birazdan. Bazı yerlerden çıkarabiliriz. Dikkat edin. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Nokta nokta şairimiz 19. yüzyılda hece ölçüsü yanında Aruza'da şiirler yazan hiciv yüklü taşlamalarıyla dikkati yani çeken bir saz şairimiz. Everekli Seyrani. Aşık Sümmani ise yine bu dönemde Gülperi'nin aşkı etrafında hala söylenmeye devam eden bir halk hikayesi oluşturmuştur. Aşık Sümmani adlı şairimiz bir gece rüyasında Gülperi'yi görür ve hayatı boyunca o gördüğü kızı aramaya çalışır. Bu bir aşıklık geleneğidir. Aşık Sümmani. Erzurumlu şairimiz tasavvuf konulara hakim olmasının da verdiği güçle çağdaşlar arasında önemli bir konuma gelmiştir. Zaten aşık sümmani kolu da vardır. Bunu da bilelim. Dördüncü sorumuz hangisi? Ayraç içinde verilen kavramla ilgili değildir. Aşıklar genellikle bir usta aşığın yanında onun çırığı olarak yetenekleri ölçüsünde olgunlaşırlar. Doğrudur. Biz buna usta çırak ilişkisi deriz. Aşık fasıllarında aşıkların yeteneklerini, kültürel birikimlerini ve sezgi güçlerini ölçmek amacıyla şiir biçiminde yazılan ve cevabı beklenen bir bilmecidir. Bunun karşılığını biz muamma deriz halk edebiyatında. Yani bilmecenin halk edebiyatındaki karşılığı muammadır denebilir. Aşıkların dinleyenler karşısında değişme sırasında birbirini iğneleyici fakat mizahi çerçevesi içinde söyleşmelerine biz atışma deriz arkadaşlar. Doğru cevap C olması lazım. Çünkü Nazire bir şairin başka bir şairin şiirine denk bir şiir yazmasıdır. Atışma değildir. Diğerlerine bakalım. Şairlerin yazdıkları şiirlerde asıl isimlerinin yerine kullanıldıkları takma ismi ve mahlas denir. Doğrudur. Aşıkların ustalıklarını sergilemek için bir çeşit söz hüneri olarak başvurdukları bir biçimdir. İçinde B, P, M, V, F yani diş dudak ünsüzleri bulunmadan söylenen şiirlere biz lep değmez şiirleri yani dudakların değmediği şiirler deriz. Mesela her şey ne sıcak her şey ne iyi keşke o karanlık aysız geceler az önce okuduğum şiire dudaklarım hiçbirbirine birbirine değmedi. Lep değmez sanatı da var o şiire doğrudur. Doğru cevap Ceyhan. Beşinci sorumuz. Bu parçada söz edilen nazım biçimi hangisidir diye sorulmuş. Halk edebiyatında en çok kullanılan nazım biçimidir. Aslında soru burada bitiyor arkadaşlar benim için. Yine de bilelim devamını. Genellikle hece ölçüsünün 11'li yani 6 artı 5 ya da 4 artı 4 artı 3 kalıbıyla 3 veya 8 dörtlük arasında söylenir. Kafiye örgüsü A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B biçiminde olup şair şiirinin son dörtlüğünde adını ya da mahlasını söyler. Bu anlatılan özellikler bizim koşmanın genel özellikleri arkadaşlar. İlk cümle çok önemlidir. Unutmayın daha önce farklı şekilde soruldu. Yani halk edebiyatında en çok kullanılan bir nazım çeşididir. Koşmanın türleri de vardır kendi içerisinde. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt şeklinde. Altıncı sorumuz. Bu dörtlükte altı çizili bölüm aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Bakalım. Köroğlu düşer mi yine şanından, ayırır çoğunu er meydanından, kırat köpüğünden, düşman kanından, çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır. Burada arkadaşlar şairin takma adıdır bu. Yani halk edebiyatında biz buna mahlas deriz. 7. sorumuz halk edebiyatı ile ilgili seçici sorulardandır dikkat edin. Yukarıdaki açıklamalarla ayraç içinde verilen sanatçıların doğru eşleştirilmesi için hangi sanatçılar yer değiştirilmelidir diyor. Dikkat edin yer değiştirme yapacağız. Adli mahlasını kullanmıştır. Yeniçeri saz şairleri arasında yer almış. orduyla seferlere katılmış. Şiirlerinin büyük bir bölümünde Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar kullanmıştır. Aşık Emer doğrudur. Hatta halk edebiyatında en çok şiir olan şairdir. Burada herhangi bir yanlışlık yoktur. Yani içinde bir olan şıkları bizim şu an hemen elememiz lazım. Deyimler ve benzetmelerle halk şiirinde kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur. Koşma ve semaileriyle lirik bir duyarlılık oluşturmuştur. Güneydoğu Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazan kişi Dadalolu değildir. Dadalolu olması için kavgadan falan bahsetmesi lazım. Yani iki numaralı yargı yanlıştır. İçinde 2'nin bulunmadığı ışıkları da elemem lazım. C veya E'dir cevap. Bakalım. 4. Murat'ın Bağdat'ı kuşatması ve dönemindeki tarihi olaylar üzerine şiirler söylemiş. Genç Osman Destanı adlı şiiriyle büyük bir ün kazanmıştır. Bu şairimiz Kayıtçı Kul Mustafa'dır. Genç Osman Destanı önemlidir. 3 numaralı yargı doğrudur. 3 numarayı da attığımız zaman aslında hemen cevabı ulaşıyoruz. 2 ve 5. Yani az önce bahsettiğimiz parça Karacaoğlan'ındır. Dadaloğlu ise Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmesine karşı çıkmış verdiği mücadeleleri destanımsı bir dille anlatmıştır. Semai koşma destan ve varsalı söylemekle birlikte asıl kişiliğini Türk üzerinde göstermiş bir şahsiyettir. 2 ve 5'i yer değiştirmemiz gerekir. 4 numaralı yargıya da bakacaksak 4 numaralı yargı doğrudur arkadaşlar. 8. sorumuz hangisi konularına göre koşma türlerinden değildir? Zaten koşmanın Dört tane tür vardı. Güzellemeler, koçaklamalar, taşlamalar, ağıtlar bunlar koşmanın türleriydi. Fakat varsa aşık edebiyatında bir nazım biçimiydi. Biçim farklı, tür farklı, tür farklı şeyler unutmayın. Dokuzuncu sorumuz. Bu dörtlük için hangisi söylenemez diyor. Tipik bir lise veya ayette artık sınav isimleri de karıştı bilmiyorum. Yani bir üniversite sınavı olabilir. Karaca olan hata çıkmaz dilimden kocadım da hayır gelmez elimden. Kadir Mevlam asla geçmez kulundan deli gönül ah çekip de ağlama. Dilimden elimden kulundan yani a a a b dümdüz gitmiş arkadaşlar. Düz uyak örgüsü vardır diyebiliriz. Yarım uyak dikkat edin ve redif kullanılmıştır diyor. Bakalım. Dilimden elimden buradaki denler zaten ayrılma durumekidir mesela dan da ayrılma durumeki. Yani denler danlar redif kullanılmış. Bakalım yarım uyak var mı? Dil el kul kelimelerin kökleri dil, el ve kul. Hepsinde ortak olan sadece tek bir ses vardır. O da L sesidir. Tek ses benzerliğine yarım kafiye ederiz. Doğrudur. Bir semaydan alınmıştır diyor. Yalın bir dil kullanılmıştır diyor. Baktığımız zaman şiir arkadaşlar gayet açık, net bir şiir, anlaşılır bir şiir. Bir şiirin son dörtlüğüdür. Anlayabiliriz çünkü tapşırmış burada şairimiz. Yani tapşırmış derken mahlasını söylemiş. Mahlasını söylemeye tapşırma diyoruz doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Bir semai değildir bu şiir. 10. sorumuz hangisi? Aşık şiirinin özelliklerinden değildir. Aşık şiirinde hece ölçüsünün daha çok 7'li, 8'li, 11'li kalıplarına ağırlık verilmiştir arkadaşlar. Bu set bu doğrudur. Kalıplaşmış benzetmelerden yararlanılmıştır diyor. Doğrudur. Yani divan edebiyatında da var bu. Özellikle zaten divan edebiyatında var. Yani Servi Boylu, Kiraz, dudaklı, ayva tüylü, sevgili, daha çok sevgili için yapılır. Bunlar aşk edebiyatında da yer yer kullanılır, doğrudur. Hayali olaylardan çok gerçekçilik ön plandadır. Doğrudur. Halk edebiyatı zaten somut bir edebiyat olduğu için daha çok gerçekçilik ön planda. Bu da doğrudur. Söz sanatlarına çokça yer verilmiştir diyor. Dikkat edin bu kelimelere. Halk edebiyatında, aşık edebiyatında daha çok yarım ve cinaslı kafiye vardır. Bu bilgi doğrudur. Fakat söz sanatlarına illaki yer veriliyor fakat çokça değildir. 11. sorumuz. Hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünleridir? Dikkat edin. Mesela varsa, semai, mesnevi destan. Mesnevi elemem lazım. Divan edebiyatı çünkü. Destan, gazel, semai, koşma, gazel, divan edebiyatı. Semai, destan, varsa, koşma Koşma varsa semai kaside mesela divan edebiyatın. Semai destan koşma şarkı da aynı şekilde divan edebiyatı. Doğru cevap C. Koş sema yoksa bize varırlar ve destan gibi aşkımı, aşkımız biter deriz. Hatta bunun bir kodu olacak öğrenciler arasında. 12. sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilsin diyor. Bakalım saz şairlerinin kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri uzunlamasına açılan konu da anlatımda da göstermiştim. Hatta şekli de şöyleydi. Telli bir defterdi bu. Yukarıya doğru açılıyor. Yani halk edebiyatında şairlerin şiirlerini topladığı biz defterlere Cönk adını veririz. Videomuzun son sorusundayız. Köroğlu ile ilgili hangisi ya da hangileri yanlıştır diyor. Halk şairleri arasında kavganın ve özgürlüğün sembolü olmuştur Köroğlu arkadaşlar. Doğrudur. Körün oğludur. Yani Bolu Bey'inden intikam alan... Bir insandır. Bolu Bey'inden babasının intikamını almak için dağlara çıkmış kahramanlık şiirleri söylemiştir. Doğrudur. 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın başlarında yaşamış bir halk şairidir. Söylediği ne diyor? Hece ile söylediği şiirlerinde aşk ve kahramanlık teması işlemiş ve yalın bir dil kullanmıştır. Doğrudur. Dini ve tasavvuf konulara büyük ilgi. Hayır. Dini tasavvuf konular Kerol'da yoktur. Şatiler helele bunlar hiç yoktur. 5 yanlıştır arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.